Burada biri mi var? Gökyüzü o kadar karanlık ki senin sıkıntıda olduğunu düşündüm. Biraz öyleyim Periliçem. Sihirli geceler. Sihirli geceler. Biraz düşüncelerin dağılsın istedim. Seni görmeye gelebilir miyim? Tabii Periliçem. Çok memnun olurum. Bekliyorum Periliçem. Söyle bakalım, nedir seni böyle düşüncelere daldıran, şatonun üstüne sisler çöktüren? Ah, bunu zaten biliyorsunuz Periliçem. Kokla. Bu havayı kokla. Sana huzur verecek. Hem de nasıl? Ah Periliçem, ruhuma mis gibi kokular doluyor. Bana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Lavanta, yasemen, nergis, gül. Ah Periliçem, bu kokular beni o kadar uzaklara götürdü ki büyük annemin sihirli bahçesine. Kokuyor çiçekler. Perihan. Perihan neredesin? Geliyorum büyük anne. Yine çiçeklerimizi mi açtırdın? Mis gibi koktu şatonun içine kadar. Evet büyük anneciğim. Şimdi daha iyi misin? Çok daha iyiyim Periliçem. Senin için Dudu ile konuşacağım. Yok Periliçem, bunu asla yapmayın. Kesin istemesen bu kadar üzülmezdin. Periliçem, Dudu ile arkadaşlığımı ben bitirdim. Bunu inkar etmiyorum ki. Ama siz aracı olduğunuz için bu arkadaşlığın yeniden düzelmesini istemem. Öyleyse izin ver. Ona öyle bir deneyim yaşatayım ki dostluğun ne demek olduğunu, bir dostun değerini iyice anlasın. Kapat şu sihirli aynayı. Periliçe ne dedi? Sebepsiz yere kimse kimseyi sihirli aynadan izlemeyecek. Ay sus Taci. Sen peri misin ki böyle bilmiş bilmiş konuşuyorsun? Hayır efendim, insan olarak da tasvip etmiyorum. Başkasının yatak odasına gizli gizli bakılmaz. Ay, ayıp bir şey görsem kapatırım. Kapatmazsın. Sihirler, mani olursun. Geçmiş ola. Bak torun geliyor, torun. E neyine bakıyorsun sen o zaman? Kızım mutlu mu mutsuz mu ona bakıyorum. Bak, Sadık'ın işleri son zamanlarda iyi değil. Maaşını zamanında alamıyor. Bütün evin yükü Betüş'ün omuzlarında. Şimdi üçüncü torun da geliyor. Yani Betüş peri olmasa bilmiyorum nasıl halledecekler bu meseleyi. İnsanoğlu bu. Düşer kalkar. Çocuk dediğin kısmetiyle gelir. Damadın işi var mı? Var. Maaşı aksar, geç ödenir, sonra düzelir. Hadi kapat şu sihirli aynayı, yatağa gel. Bak yoksa Betüş'e söyleyeceğim. Heh. Niye attın beni buraya? Hani beraber yatacaktık? Hani koklaşacaktık, öpüşecektik, sarılacaktık? Niye yaptın bunu? Öyle şey yok. Hem senin kolların mı var ki bana sarılacaksın? Hay Allah, kaldım ben burada. İyi geceler. Sana iyi geceler, bana iyi koltuklar. Ay Sadık, ne oluyor? Ay ya, şey, yatağınıza tüylü bir hayvan girdi zannettim. Ne?
Yok yani şey, saçlarım ağzıma burnuma girmiş. Öyle fırlayarak uyandım uykumdan. Öpersin de döndüm yani, ne bileyim. Oh hayatım, ne olur bak şu saçlarını topla diyorum sana. Tamam çok güzeller ama ya buralarıma falan bir yerlerime deyince bir huylanıyorum. Bir kabuslarla uyanıyorum yani. İyi canım, toplayınca da benim başım ağrıyor sabaha kadar. Ay. Neyse bir şey yaparım, olur mu canım? Tamam hadi. Bir sihir yaparım, acısı geçer. Hadi iyi geceler. Evet sana da. Oh. Ya hayatım o kadar da uzağa git demedim. Yani şu saçlarını öteki tarafa al, gel şu yanıma gel. Gel. Şurama, al kuşuma gel. Hadi bu tarafa al. Heh. Ben de şu elimi koyayım şuraya, tamam çok güzel. Hadi iyi geceler bir tatlım. Hayır Perilicem, affınıza sığınarak bunu da yapmamanızı rica edeceğim. Bu cevabı bekliyordum. Perilicem, gün gelir öyle bir şey olur ki hayatta hiçbir arkadaşı olmadığını kendiliğinden anlar. Ya anlamazsa? Dudu peri bu. Anlamayabilir ama o zaman ben anlarım. Anlarım ki Dudu arkadaşlığa, dostluğa hiç değer, hiç kıymet vermeyen biriymiş. Peki sen bilirsin. Ben yapabileceklerimi söyledim ama sen reddettin. Sen öyle onurlu, öyle yüce gönüllü bir perisin ki. Dudu'yu bilemem. Ama ben yarın onu ziyarete gitmeyi düşünüyorum. Ben Dudu'nun yerinde olsaydım, senin gibi değerli bir dostu kaybetseydim, hayatımın bir anlamı kalmazdı. Perihan, için ne kadar sıkılırsa sıkılsın, daima gökyüzüne bak. Orada her zaman görebileceğin yıldızlar bulacaksın. Sihirli geceler. Ben de sizi geçireyim Periliçe. Kolye. 400 yıl önce bunları kullanırdım. Dudu'nun anneciği Merzuka teyzemin pusulası. O zaman yaşlı periler evrende yön bulabilmek için bunları kullanırlardı. Eski günlerden bir anı. Ne kadar genciz. Dudu henüz evlenmemiş. Hiç kıskanç biri değil. Can dostu. Dur. Deli şeyler yapardık. Gökdelenlerin tepelerine çıkardık. Ayaklarımızı sarkıtırdık. Ama hiç korkmazdık. Niye korkalım ki? Periyiz biz. Gittiler.
Aşağı gelebilirsin. Tamam, geleyim. Güneşin altında piştim diyecektim ama güneş gitti. Perihan'ın içi daraldı herhalde. O yüzden hava karardı. Hadi aşağı inelim. Perihan teyze. Efendim Betüş'cü. Niye ağlıyorsun? Birkaç masa müşteri var, rahat konuşamıyorum. Yok canım, ağlamıyorum. Geldi geçti. Bak sıkılıyorsan zamanı durdurup hemen ben gelirim. Ya da sen gel. Hayır Betüş'cü, ben gayet iyiyim. Sen beni hiç merak etme. Geçti dedim ya, geçti. Tamam. Bak bir daha tek damla gözyaşına karşı oradayım. Gökyüzü söylüyor, biliyorsun. Ah o gökyüzü. O gökyüzü bir sır saklayabilse. Hadi öpüyorum canım, ben gayet iyiyim. Beni hiç merak etme Betüş'üm. Aa, ne oluyor böyle Perihan'a? Bir iyi bir kötü. Gökyüzüne de bir haller oldu. Neyse ki düzeldi herhalde. Taci neredesin? Periliçe? Evet benim. Evde Yavuz falan yok değil mi? Yok yok, kimse yok. Dudu Peri nerede? Dışarı çıktı. Nereye? Bilmem. Bugün hava bir tuhaf ya. Biraz dolaşıp geleceğim dedi. Siz bekleyin. Çok kalmaz o dışarıda. Hava yağmurlu. İkide bir sihirle bozulan saçını düzeltmekle uğraşmaz. Döner. Bence Perihan üzüldükçe güneş açtıran o. Tamam bekleyeceğim. Yavuz gelmeden onunla konuşacağım önemli şeyler var. Siz rahatınıza bakın. Ne içersiniz? Thank you.
Hoşçakalın. Güle güle, iyi günler, yine bekleriz. Kolay gelsin diyeceğim ama kimse kalmamış. Canım benim, hoş geldin. Çok doluydu sabahtan beri. Şimdi son masa hesabı verdi gitti. Ay ben de biraz dinlenirim, yoruldum. Ben de yardım etmeye gelmiştim. Yok canım, gerek yok. Şimdi rahatım. Dersin yok mu? Ya var ama onları evde de yaparım yani. Hı. Anne bu arada teşekkür ederim, Barış'a izin vermişsin. Aa, niye teşekkür ediyormuş benim güzel kızım? Çocuk bütün hafta çok yoruldu, hak etti. Düşünsene her gün ev, okul, iş, ev, okul, iş. Yani. Abimler kaçta geliyor? Yarım saat, bir saate kadar falan burada olurlar. Ha, Tuğçe de geliyor yani. Evet, beraber geliyorlar. Haftanın 3 günü Tuğçe burada çalışıyor. Bugün çalışma günü. Yani kafeye gelmezsem Tuğçe Hanım'ı göremeyeceğim. Bak bak bak, kıskanıyor musun yoksa? Ne var hayatım, 3 gün burada çalışıyor. Kalan 4 günün bir gecesi de bizde kalır. Bol bol görüşürsünüz. Hı. Abim de kalmazsa kalır, aklına gelirsem. Dün gece sizinle miydi? Yok, ailesi gelmişti, onlarlaydı. Biz abimle ikimizdik. İkiniz baş başa herhalde çok didiştiniz. Ne yaptınız? Mısır patlattık, film izledik, dertleştik biraz. Yani misafirini çok iyi ağırlayan bir ev sahibi gibiydi. Bak sen, aferin ona. Of. Bekle bekle, nerede kaldı bu? Bilmem ki, ben çabuk gelir dedim ama... Siz rahatsız olmayın. Gerçekten bir şey içmez misiniz? Taze sıkılmış portakal suyu var. Ay yine için daraldı değil mi? Sen daral, bizimkini de daralt. Ay bu kadar işim gücüm var. Perihan'ın içi sıkıldı, gözü yaşardı diye havamız bozulsun, onu düzeltmeye göklere çıkayım. Dudu Peri, şatondayım, seni bekliyorum. Hemen gel çabuk. Niyeymiş? Havayla bu kadar oynama. İnsanları hasta edeceksin. Perihan'ın kasveti yüzünden insanlar güneş yüzü görmesin mi? Dudu Peri, hemen. İnanamıyorum. Benim kaçık karım güneş açtırmaya mı çıkmış? Güneşi gökyüzünde açtıracağına Perihan'ın kalbinde açtır. Periliçem, lütfen bu işe karışmayın. Hayır, başka bir şey söylemek için geldinizse tamam. Ama yoksa... Şu sözümü sakın unutma. Bir gün mutlaka bana gelip... Periliçem, ne olur bizi barıştırın diye yalvaracaksın. Gelirler hayatım, şimdi merak etme. Anne, benim alışverişe gitmem lazım. Bir kuaföre de uğrarım. Beraber gidelim mi? Bilmem ki, olabilir. Ya olabilir deme. Zaten hep kafedesin. Uzun zamandır beraber bir şey de yapmıyorduk. İyi olur. Canım, güzel kızım benim. Aslında biliyor musun, sabah babanla da burada aynı şeyi konuştuk. Ben hiç dışarı çıkmıyorum. Kafeye tıkıldım kaldım. İyi olur benim için de. Tamam, gideriz. Sana istediğin şeyleri alırız. Oradan da kuaföre uğrarız. Tamam. Aa. Niye bana öyle bakıyorsun? Anne ya. Senin saçlarını biraz değiştirsek mi diyorum? Niye? Böyle güzel değil mi? Güzel ama yani yıllardır hep aynı. Ne bileyim, biraz böyle rengini, boyunu değiştirelim diyorum. Hem kardeşimiz de olacak. Yani her gün böyle uzun saç zor olur. Hem değişiklik de olur. Bilemedim. Yani bir babanla konuşayım bakalım, olur mu? Yok yok, babanla konuşma. Babama sürpriz yapalım.
Ayrıca ben biliyorum sana nasıl bir model yakışacağını. Yani şöyle bir düşündüm de bence çok farklı olur. Gerçekten bak çok güzel olacaksın. Canım benim. Dur bakalım bir gelsinler biz çıkalım. Kuaförde tekrar konuşuruz tamam mı? Tamam. Gerçekten kesiyor muyuz? Yani kızım o kadar ısrar ediyor ki kısa saçın bana yakışacağını dair. Keseceğiz herhalde. Anne neden öyle isteksizce söylüyorsun? Hayatım çünkü daha önce hiç kısa ve siyah saçlı olmadım ben. Bakın siyah saçtan sarı saça geçmek zordur. Tekrar sarı saça geçmek isterseniz saçınız yıpranabilir. Ben periyim. Olmazsa değiştiririm. Saçımı da düzeltirim. Yeter ki kızım mutlu olsun, hevesi geçsin. Ayrıca hiç denemediğim bir şeyi denemekle ne kaybederim? Kesiyoruz ve boyuyoruz. Anne, bak gerçekten çok güzel olacaksın. Hem babam da görünce çok şaşıracak. Ben de neye benzeyeceğimi çok merak ediyorum. O halde başlıyorum. Kestiğimiz saçları tekrar kaynak ya da çıtır olarak kullanmak ister misiniz? Ona göre keseyim. Bilmem ki. İstesem sihirle uzatırım ama çocuklara nasıl açıklarım? Olabilir. Öyle yapalım, saklayalım. Belki kullanırım. O halde başlıyorum.